560 megawatt falan. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, zulme karşı Türkiye ve Cumhurbaşkanı dışında kimsenin sesi çıkmıyor. 80 milyonun Türkiye'de eşit olduğunu ve kardeşliği kimsenin bozmaya gücünün yetmeyeceğini belirten Bakan Gül, ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının Orta Doğu'ya atılmış bir bomba olduğunun altını çizdi. Zulme karşı Türkiye ve Cumhurbaşkanı dışında kimsenin sesi çıkmıyor. Zulme karşı Türkiye dışında İslam aleminden ses çıkmadığını ifade eden Bakan Gül, bir Müslüman coğrafyada yine kan, yine zulüm, yine işgal. Bizim İslam aleminin kalbini her zaman derinden yaralıyor. Bu senede terör devleti İsrail 60'ın üzerinde Filistinli kardeşimizi şehit etti. ABD ve İsrail bölgenin barışını ortadan kaldıracak işlere girişti. Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması Orta Doğu'ya atılmış bir bomba olarak tarihe geçti. Ramazan ayında da Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya yapılan zulümler hepimizin yüreğini acıtmıştır diyerek sözlerine şöyle devam etti. Değerli kardeşlerim, tüm bu hadiseler olurken bu zulme karşı sesini yükselten Türkiye'den başka, Recep Tayyip Erdoğan'dan başka, dünya beşten büyüktür, dünyada sizin dediğiniz değil, insanlığın dediği, merhametin dediği, adaletin dediği olacak. Küresel adalet öyle ya da böyle, bugün ya da yarın er geç gerçekleşecek, tecelli edecek diyen başka bir lider çıkmadı, başka bir ülke çıkmadı. Bu bizim için aynı zamanda bir gurur vesilesidir elbette. Ama üzüntü verici olan koca bir İslam aleminin bu zulme, bu işgal girişimlerine, bu adaletsizlik ve haksızlıklara sessiz kalması da bir Ramazan ayında bütün Müslümanlar için en büyük burukluktan birisidir. Ötekileştirmeden, birinin diğerinin önüne geçirmeden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin eşit ve bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olduğu bizim için tartışma götürmez bir gerçektir. İşte bu birliği, beraberliği ve kardeşliği inşallah her zaman hakim kılacağız. Sultan Alparslan'la Selahaddin-i Eyyubi'nin kardeşliği kıyamete kadar baki kalacaktır. Bu kardeşliği, Türk'ün, Kürt'ün kardeşliğini başka hiç kimse anlayamaz. Biz kıyamete kadar elle tırnak gibiyiz. Ve hiç kimse bizi birbirimizden ayıramaz. Bunun üzerinden ancak siyaset yaparak yine Kürt'ün kanı üzerinde, Kürt'ün geleceği ve tarihi üzerinde oyunlar oynamak isteyenlerin de oyunları kendi başlarına geçecektir. Hiçbir şekilde bu birliği, bu beraberliği, kardeşliği kimse bozamayacak.